Değerli izleyiciler merhabalar. Bugün yine Sektören'de sizlerle birlikteyiz ve bugün Bursa için gerçekten hayati öneme sahip bir konuyla bir arada olacağız. Bursa gibi KOBİ cenneti bir şehirde yatırım danışmanlığı, teşvikler ve hibe kredi programları hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yanımızda da Sayın Türker Duran var. Türker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türker Bey, Türker Eğitim Danışmanlık AŞ'nin yönetim kurulu başkanı. Kendisi bizlere bu eğitim ve danışmanlık süreçlerindeki teşvik, hibe programları hakkında bilgi verecek. Zaman ayırıp geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Ve genel olarak bir faaliyet konularınızı özetleyebileceğiniz, yatırım teşvik danışmanlığı nedir, yatırım teşviği nedir, hibe nedir onları konuşalım. Bu arada seyircileri selamlarken Sebra Hanım'ı selamlamayı unuttum. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. Hoş geldiniz Türkiye'de. Konu sizin de zaman zaman çeşitli markalar için partnerlik yaptığınız bir alanı kapsıyor. Evet, sizin danışmanlık hizmeti içerisinde olduğumuz için yeri geliyor muhakkak konu içerisinde oluyoruz. Evet. Türkiye Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketi ana faaliyet konusu yatırım teşvikleri ve devlet destekleri olan bir yapı içerisindedir. 2004 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. 2011 yılından sonra da kendi işletmemi kurmak suretiyle Bursa piyasasında daha çok faaliyet göstermekteyim. Şimdi siz hibe nedir, teşvik nedir, idari danışmanlık faaliyetleri nedir diye bir soru sordunuz. İşte konunun başlangıcında da KOBİ Cenneti Bursa diye başlamanız çok doğru oldu. Evet. Cidden öyle. Bizim büyük şirketlerimiz genel itibariyle kendi bünyelerinde yatırım departmanları oluşturmak suretiyle zaten bu imkanlardan fazlasıyla faydalanmakta. Ancak bizim KOBİ'lerimiz daha çok dışarıdan hizmet almak tarafına yönelmekte. Ama işin enteresan tarafı, Türkiye'de yapılan yatırımların büyük çoğunluğu emin olun teşviksiz ve hibesiz yapılmakta. Burada da firmaların daha çok bilgisizliğinden veya ön yargılarından kaynaklanan durumlar olmakla birlikte danışmanlık hizmeti alan firmalarda genel itibariyle imkanlardan faydalanma olasılığı yükselmektedir. Şimdi hibe nedir ve teşvik nedir? Genelde kafalarda hep soru işareti vardır. İşte devlet teşviklerinden ve hibelerinden faydalanmak istiyoruz diye gelen yatırımcılarımız çok elimizde. Bizim en büyük ortağımız neticede devlet. Devletin bu ortaklığını düşürmenin yasal iki tane yolu yöntemi var. Ya devlet benim bazı harcamalarıma, giderlerime ortak olacak ki biz buna hibe diyoruz. Ya da devlet benden alması gereken vergidir, SGK primidir gibi alacaklarından feragat etmek suretiyle beni desteklemektedir. Biz buna da teşvik diyoruz. Aslında burada hani firmalar böyle ekonomik darboğazda oluyorlar ya, bunun için gelirlerini arttırmak istiyorlar. Yani giderlerini azaltmaları da aslında bu ekonomik darboğazda biraz giderici bir şey. Aynen öyle. Siz tamamen o kısımda aslında varsınız. Tabii. Zaten harcadıkları şeyi geri almalarını veya harcamamalarını sağlıyorsunuz biraz. Firma yatırım kararını devlet desteği almak için yapmıyor zaten. Bu kararı zaten almış oluyor. Ancak giderlerinin bir kısmını devlet karşılarsa neden karşılamasın ki? Veyahut da devlet en büyük ortağımız dedik. Nasıl ortağımız? Bizim %50'ye %55'e varan bir ortaklığı var. Vergilerle bizi ciddi anlamda vergi, mali bir yük bizim için. Ne kadar dediniz? %50 ila %55. Toplam aldığı vergiler bu oranı buluyor. Yani devlet benim ortağım değil. Aslına bakıyorsanız devlet patron. Evet, evet. İşte bu patronluğu, bu ortaklığı düşünmenin yasal yolu yatırım teşvikleridir. Devlet evet. Ve bu bütün sektörler için, firmalar için bu imkan geçerli. Doğrudur, aynen. Bunun bir sınırı var mı? Yani firmanın şu kadar çalışanı olması lazım ya da şu kadar cirosu olması lazım gibi bir mevcut işletmeler de bu imkanlardan faydalanabileceği gibi yeni kurulacak işletmelere de hibe ve destek programları, teşvik programları vardır. Mümkündür. Yani peki bu teşvik programları devletin hangi kurumları tarafından daha çok ele alınıyor? Şimdi burada firmanın yapacağı yatırıma doğru bakmamız gerekiyor. Eğer firma çok büyük ölçekli bir yatırım yapacaksa ve KOBİ üstü bir şirketse Sanayi Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanmayı tercih ediyor. Ancak firma küçük ölçekli bir işletme, mikro ölçekli bir işletme ise, bizim KOBİ dediğimiz işletmelerdense, evet. KOSGEB'in hibe programları da Sanayi Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleri de mümkündür. Evet. Bunlardan faydalanabiliyordur. Peki bu örnek veriyorum, özellikle markalaşma ile ilgili destekleri, KOSGEB daha çok herhalde orta ölçekli ve KOBİ'lere yapılan destekler. KOSGEB, Ticaret Bakanlığı evet. Da bunları destekliyor. Bu alanda son dönemde bir takım değişiklikler olduğunu biliyorum. Onunla ilgili özellikle marka ve markalaşma tanıtım destekleriyle ilgili
Neler yapıyorsunuz? Neler yapılabiliyor Semra Hanım? Hatta onlarda biraz da biraz da şey var. Marka tescil belgesi zorunluluğu var mesela o tür desteklerde. Yani Türkiye'de markanız tescili değilse şayet özellikle yurt dışı pazar destekleri var. Onlara yararlanamıyorsunuz. Çok bağlantılı yani. Şimdi burada KOSGEB'in destekleri ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklerini ayırmak gerekiyor. Öncelikle KOSGEB bütün KOBİ'leri desteklerken Ticaret Bakanlığı sadece sermaye şirketlerini destekliyor. Limite şirketler, anonim şirketler, paylı komandı şirketler gibi gibi. Şimdi işin KOSGEB boyutuna baktığımızda KOSGEB artık ya imalatçıya ya da ihracatçıya daha fazla destek vermekte. Ki doğru olan da budur. İmalatçıyı destekleyecek, istihdam yaratacağı için desteklemeli. Makine alımlarında, KOBİGEL projelerinde vesaire. Ama işin pazarlama boyutu varsa eğer, ihracata yönelik pazarlama özellikle KOSGEB'in desteklediği alanlardadır. Şu anda açık olan bir çağrımız var, sürekli açık bir çağrı var. Firmalar her zaman buna müracaat edebilir. 300 bin liraya kadar hibe programı. Hibe artı kredi programı. Neye yönelik? Tamamen ihracata yönelik. Firmaların ihracata yönelik alacakları yazılımlar, donanımlar, personel istihdamları, markalaşmaya yönelik harcamaları, pazarlamaya yönelik harcamaları, yurt dışı seyahatleri, buradan numune gönderimleri vesaire vesaire 300 bin liraya kadar desteklenmekte. 300 bin liranın tamamı mı, belli bir oranı mı? %70 oranında destekliyor. %70 geri kalan %30'luğu da kredi olarak, 0 faiz kredi olarak kullanabiliyor şirketlerimiz. Aslında bunlar firmaların normalde zaten yaptıkları harcamalar. Tabii yani ki. Hani evet. Destek alacağım KOSGEB'den diye farklı bir harcama çok fazla yapmanıza gerek yok. Zaten siz ihracat yapmaya karar verdiyseniz bu harcamaları mecburen yapıyorsunuz. İşte yurt dışı kataloğu bastırıyorsunuz değil mi? Yani fuarlara katılıyorsunuz. Fuarlara lojistik giderleriniz oluyor. Orada Semra Hanım da az önce değindi. Burada da KOSGEB'in beklediği bazı kriterler var. Diyor ki sen diyor daha yurt dışı marka tescilini yapmamışsın, ihracata başlamak istiyorsun. Önce diyor bakalım yurt içinde bir markalaş bakalım diye böyle evet, başlı kriterler getiriyor. Veya KOBİGEL programları da oldu buna keza. Orada da puanlama sistemi getirdi. İşte yine marka tescilidir, ISO belgeleridir, CE'sidir, TSE'dir gibi gibi bazı kriterler tabii ki istiyor. Aslında şirketleri biraz daha kurumsallaştırmaya çalışıyor doğru gibi. Yani burada yine o KOSGEB projesinde de yani bir yıllık ya da işte 24 aya kadar süreli proje hazırlamanız gerekiyor ya. Yani siz artık gün gün aklınıza gelerek bir şey yapmayın. Bunu projelendirin ve zamanlarını belirleyin. Yani biraz aynen daha öyle. Şirketleri kurumsallaştırmaya çalışıyor aslında bu tür şeyler. Doğru. Burada aslında bu destekler dışında biraz daha Türkiye Bey'in daha çok uzmanlık alanı yatırım teşvikleriyle doğru, ilgili. Yani aynen. Orada firmalar nasıl bir yol izlemeleri lazım? Hangi firmalar başvurmalı? Bunun kriterleri nedir? Ya da izledikleri yol ilk başlangıç noktası nereden olabilir? Yatırım kararını almadan önce bir yatırım bütçesi mutlaka yapmaları gerekiyor. Ki bu yatırım bütçelerinde de hangi gider kalemlerini ne ölçüde belirlemeleri gerektirir? Bir proje çerçevesinde tabii ki belirlemeleri gerekiyor her şeyden önce. Satın alınacak makine ve teçhizat, yapılacak inşaat harcamaları, alınacak arsa harcamaları veyahut da bizim diğer harcama kalemleri dediğimiz nakliye giderleri, gümrükleme giderleri, kur fark giderleri gibi gibi bazı tanımlanmış kalemler var. Tanımlanmış kalemleri belirlememiz gerekiyor ki öncelikle bir yatırım bütçesi bir meydana gelsin. Daha sonra bu bütçeden doğacak olan vergi yükünün ne kadar olacağı zaten bellidir. Bu vergi yükünden, katma değer vergisi istisnasından, ithal edilecek makine ve teçhizatta gümrük vergisi muafiyetinden, sektöre göre değişiklik göstermekle birlikte bölgesel teşvikler içinde yer alan kurumlar vergisi indiriminden veya firma şahıs firması ise gelir vergisi indiriminden faydalanması söz konusu. Buna keza bir ortaklık yapısı da malum çalıştırdığımız personeller, yeni istihdam edeceğimiz personeller de SGK işveren prim hissesi yine devlet tarafından belli bir süre çerçevesinde desteklenmekte. Yapılacak bu yatırım ne kadarı öz kaynaklı yapılacak, ne kadarı yabancı kaynaklı yapılacak? Soru işaretlerinden bir tanesi budur. Velev ki işin içine bir yabancı kaynak girecekse, bir kredi, banka kredisi olabilir veya leasingden satın alma gerçekleşecekse, burada da faiz desteklerinden faydalanmamız söz konusu olabiliyor. Şimdi benim yapacağım yatırım Bursa'daysa destek oranları ona keza birazcık daha az ama gelişmişlik seviyesi bakımından daha çok Doğu ve Güneydoğu'da yatırım yapacaksam, devletin beni desteklemesi daha fazla olabiliyor. Evet. Yatırım yerinin tahsisi gibi, evet. Stopaj desteği gibi, zaten işçi payı desteği yatırım teşviğinin gibi. Mantığı da burada. Yatırım budur. Yapılmayan bölgeye teşvik etmek. Ama belli başlı sektörlerde özellikle 29 Eylül 2016 tarihinden sonra getirildi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizi çok ilgilendiren bir konu olduğu için ben bunu dile getirmek istiyorum. Özellikle otomotiv sektöründe Bursa biliyorsunuz. İyi bir konumda. Evet, otomotiv yan sanayi. Otomotiv yan sanayinde. Burada satın alınacak makine ve teçhizatlar da Türkiye'nin neresinde olursa olsun parantez içinde İstanbul hariç 4. bölge yatırım teşvik unsurlarından faydalanabiliyoruz. Bursa 1. bölgede yer almasına rağmen. Büyük avantaj. Tabii ki büyük avantaj. Peki şöyle firmalar bunun ne kadar sadece farkında? Örneğin Bursa'daki bu teşviklerin kullanım oranı nedir? Kullanabilecekken kullanmayanların oranını merak ettim. Şimdi
En son otomotiv ve makine fuarı vardı Bursa'da. Orada stand açtığımızda gelen insanların işlerden bir haber olması beni çok şaşırttı. Yani büyük büyük işletmeler çalıştırıyorlar, koca koca makineler alıyorlar, ciddi maliyetler yapıyorlar ama hala insanların teşvik noktasında ve hibe noktasında bilinçsiz olması beni çok şaşırttı. Türkiye'de yapılan yatırımların sadece %40 yatırım teşvikleriyle yapılıyor. Geri kalan %60'ı alabilecekken almıyor. Almıyor. Ya ön yargıda yaklaşıyor bu noktada. Programdan önce bunun sohbetini yaparken Sevra Hanım özellikle ona dikkat çekti. Evet. Yani burada firmaların motivasyonu eksik anladığım ya da doğru. Bilgisi eksik diyelim. Bilgisi eksik. Burada siz ne öneriyorsunuz? Firmalar hangi kanallardan bu konuda daha dinamik olmalılar? Gündemi takip etmeliler her şeyden önce. Çünkü mevzuat dediğimiz şey sürekli yenileniyor. İşte bu tarz programlarda biz bunları dile getireceğimiz gibi yazılı basında da veyahut da bununla ilgili görsel basında da çeşitli programlar çıkıyor. 2011 senesinden sonra yatırım teşvik mevzuatı değişmesine rağmen hala her yıl güncellenen bir şeyler var. Hatta destek miktarları daha çok ihracatçıya ve imalatçıya yönelik arttı. Bu noktada da özellikle imalatçılarımızın bu imkanlardan faydalanmasını ben tavsiye ediyorum. Onların özellikle imkanları daha fazla. Daha fazla. Yani İmali firmalar işte bu yani girmiyorlar ya bu teşvikleri aslında bir korkuları var ya da bir kaygıları var diye düşünüyorum. Yani en kötü ne olabilir? Yani diyelim böyle bir destek aldılar. Şimdi o ödedikleri bir danışmanlık ücreti olacak. Evet. Bunu ödemekten mi korkuyorlar? Ya da bunun olmama ihtimali olabilir mi? Mesela destek başvurusunda bulundular veya teşvikle ilgili başvuruda bulundular. Eğer işin içinde en kötü ne olur? Yani hani onu bir yatırım teşviki ise belgesinin çıkmama ihtimali yok. Ama kuralını doğru oynaması lazım. Eğer kişi ben işte 1 milyon TL'lik askeri yatırım yapacağım deyip de bu işe giriyorsa ki alt sınırı bu bölgesel teşvikimizde. Bursa bölgesi için işte sektöre göre değişiklik gösteriyor. Eğer bu limiti tutturamazsa bu sefer devlet sağlamış olduğu imkanı yasal faiziyle beraber geri alıyor. Veya hibe programları için konuştuğumuzda kişi bir proje hazırlanıyor. Projesi onaylanır veya onaylanmaz. Velev ki onaylandı. Benim o faaliyetleri yerine getirmem gerekiyor. Getiremedim. Bu sefer yine yasal faizle beraber geri ödeme imkanı. Yani o prosedürlerin tamamlanması tabii ki, tabii lazım. Ki, peki ki. Siz işletmelere yani %60 gerçekten büyük bir oran. İşletmelere bu hibe kredilerini alıp alamayacakları konusunda check-up'lar yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Tabii ki yapıyoruz. Yani genel check-up'larda önceden de zaten bununla ilgili yasal mevzuata göre bir değerlendirme oluyor. Bunu yapabiliyorsunuz yani. Şimdi firmalara. Şöyle gelen firma da var. Ya devlet bir belirsizlik sunmuyorsunuz yani. Ya çıkar ya çıkmaz diye bir şey yok ortada. Öyle bir şey yok. Ya çıkıp çıkmayacağı da zaten iyi kötü belli oluyor. Belli oluyor. Konuşayım. Firmanın burada yapacağı yatırımla da doğru orantılı. Ya uçuk şeylerle geliyorlar. Ya bunu devlet desteklemez. Bunu net bir şekilde söyler. Zaten bu topa da girmeyiz kesinlikle. Ama desteklenebilecek bir proje ise bunun da riskini alsın firma. Evet. Zaten bu yatırım yapacak. Devlet destek verse de yapacak. Ya vermese de yapacak. Şöyle bir mantık yok bizde. Ya ben devlet destek verirse yatırım yapacağım. Ben zaten bu yatırım yapmaya karar verdim. Kendi öz kaynaklarına güvenerek yola çıkmış olması lazım. Zaten ona güvenerek iş yaparsa bu olmaz. Ben 2014 yılından beri KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerini verdim. Bu eğitimlere gelen arkadaşlardan şu tepkiler geliyordu. Hocam bana hibe çıkmazsa. Devlet sana sermaye desteği vereceğim demiyor ki. Herkesin beklentisi şöyle değil mi? Yani diyelim 300 bin destek veriyor ya şimdi bu yurt dışı pazarla ilgili. Bana 300 bini bir versin. Aynen yani öyle. 300 bini benim hesaba bir yatırsın. Evet, ben ondan sonra yavaş yavaş harcarım. Hatta yurt dışı pazarlama işi de belki yapmayı çok planlamıyor. Hani onu bir kılıfına uydurur muyum gibi. Yani şimdi burada aslında amaç gerçekten hani planlamak, planı uygulamak ve o parayı hakkıyla almak. Yani bunu gerçekleştiriyorsanız ve böyle bir plan varsa aslında o desteği almamanız için bir sebep yok. Doğru. Öyle anlıyorum aynen yani. Aynen öyle. Şimdi ben sizin Türker Eğitim Danışmanlığı'nın faaliyetlerini incelerken İhracat Teşvik Danışmanlığı, Turizm Yatırım Teşvik Danışmanlığı ve KOSGEB Proje Danışmanlığı başlıklarını gördüm. Burada en çok benim dikkatimi çeken ilgi alanım da biraz olduğu için turizm, özellikle Bursa'nın turizm alanındaki geri kalmışlığının maalesef sıkıntılarını da yaşıyor Bursa. Bu alanda teşvik girişimleri yapan firmalar var mı? Tabii ki var. Bursa'da. Bugün ben otel kurmaya kalksam yatırım teşvik belgesiyle bunu yapabilirim. Turizm yatırım belgesiyle yapabilirim. Veya ben bunu kırsal turizm adı altında yapmak istiyorsam TKDK İPART projeleri çerçevesinde kırsal turizmi destekliyor. Ve ciddi oranlarla destekliyor. Kırsal turizmden kastettiği ne? Kırsalda bir otel kurmak. Bungalov evlerinin olduğu bir yer kurmak. Ne bileyim işte. İzmir'in köyünde bir şey kurmak. Hatta Orhan Keles'te çok güzel bir örneği vardı Gököz'de. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Orası mesela TKDK ile kurulan bir işletme. Evet. Yani bununla ilgili bile çok önemli şeyleri var. Olanakları var. İPART Avrupa Birliği
fonlarından besleniyor. Daha çok İPART denince akıllara yani ne kadar tarımsal projeler gelse de kırsal turizm Bursa'da desteklenmektedir. Hibe olarak desteklenmektedir. Hibe olarak üstelik. Tabii hibe olarak desteklenmektedir. Ama ben firma olarak işte kırsalda yapmak istemiyorum. Ben Bursa'nın merkezinde otel kurmak istiyorum. İşte 4 yıldızlı otel kurmak istiyorum. 3 yıldızlı veya 5 yıldızlı. Bununla ilgili bir planım var, programım var. Ben burada bu vergi avantajlarından faydalanabilir miyim? Gayet tabii. Evet. Peki bu kaynakların teşvik ve hibe kaynakları ulusal ya da uluslararası fonlardan destekleniyor olması senin için fark etmiyor. Hepsinde çalışmalar, danışmanlıklar yapabiliyorsunuz. Neticede bir proje hazırlanması gerekiyor. Teşvik'te de bir projesi var, İPART'ın da bir projesi var. Onun bir yazım şekli vardır, diğerinde vardır ama proje mantığı her yerde aynıdır. Aslında burada ben şunu anlıyorum. Yani firma eğer herhangi bir şeyle ilgili bir yatırım yapacaksa, yeni bir girişimde bulunacaksa bir kişinin ne tür destekler alabilirim diye öncelikle buna bakması lazım. Aynen öyle. Çünkü girişimcilikle ilgili destek alabiliyor, ihracatla ilgili alabiliyor, turizmle ilgili, tarımla ilgili diyorsunuz, makineyle ilgili yani pek çok destek var. Neler alabilirim diye biraz KOSGEB'e çeşitli projeler sunabiliyor. Tabii ki KOSGEB'in birçok programı var. Aynı anda 3 programdan birden faydalanabiliyorum KOSGEB'de. Yani hiçbir şey yapmasa bile genel destekler dediğimiz destek kalemleri var bizim işletme geliştirme destekleri. Yani personelini destekliyor, yurt dışı gezilerini destekliyor, efendime söyleyeyim fuarları destekliyor. Firma her halükarda fuara katılacak. Yer bedelinin bir kısmını KOSGEB karşılıyorsa neden karşılamasın ki? Birilerininkini karşılıyor sonuçta. Aynen değil mi? Öyle. Birilerininkini ödüyor aslında, başvurmayanlarınkini ödemiyor. Belki rakiplerininkini karşılıyor, belki yeni sektöre yeni giren insanlarınkini karşılıyor. Yani aslında işte doğru belgeleri doğru zamanda veriyorsanız ve çoğu hibe yani hani hibe şeklinde bu paraları geri alabiliyorsunuz. Doğru. Ben şu girişimcilik desteğini bir de merak ediyorum. Hani bir... Yani devamlı değişimler oldu orada. Evet. En son artık online eğitimler alınıyor herhalde. Hı-hı. Biraz önce eğitimciydim o konuyla ilgili dediniz. Şimdi daha önce girişimcilik desteği almış ama şirketini yeni kurmuş birisi bu destekten yararlanabiliyor mu? Ya da oradaki değişimler nasıl? Daha önce girişimcilik eğitimini almış. Evet, mesela 3 yıl önce girişimcilik eğitimini almış. Şimdi yeni işletme açacak. Şimdi yeni işletme açacak. O belgesini bu yılın sonuna kadar kullanabilir. Bu yılın sonuna kadar. Evet. Bunun yıl yani 2, 3 yıl, 4 yıl geriye yönelik bir şey var mı? Şöyle bir şey denildi. Bu zamana kadar girişimcilik eğitimi alanların sertifikalarının geçerlilik süresi 1 Ocak 2021'de bitecek denildi. Hmm. Mevzuatı bu şekilde geçti. Anladım. Bu arkadaşlar işletmelerini kurduktan sonra bu belgeleriyle yıl sonuna kadar eğer kurarlarsa bu belgelerini kullanabilirler. Bu noktada da devlet geleneksel girişimcilik ve ileri girişimcilik olmak üzere ikiye ayırdı girişimci türünü. İleri girişimcileri, imalatçı girişimciler, geleneksel girişimcileri de işte... Bizim gibi danışmanlık firmaları, hizmet sektörüdür, alsatçı firmadır, ticaret firmasıdır gibi gibi ayırdı. İmalatçı olduğunda makine desteğini hibe olarak veriyor. Eskiden kredi olarak veriyordu. Şimdi burada çok iyi destekler oldu. Onun da tamamı mı yoksa? %75 oranında destekliyor. Ancak satın alınacak makine ve teçhizat yerli ve yeni bir makine ise ve yerli malı belgesi varsa hibe miktarı %90'a çıkıyor. Çok burada güzel. Sektörel bir ayrım yapmış. İşte... Düşük orta teknoloji, orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji olarak bölmüş imalatçıyı. İşte düşük teknoloji ne olsun? Tekstil sektörü. Evet. Sana diyor 100 bin liraya kadar hibe vereceğim. İşte ben makine işi yapıyorum veyahut işte talaşlı imalat yapıyorum. Burada benim vereceğim hibe miktarı 200 bin lira demiş. Ama ben yüksek teknolojili iş yapacağım, savunma sanayine çalışacağım, ilaç sektörüne çalışacağım derseniz 300 bin liraya kadar hibe vereceğim diyor. Yazılım geliştirme hizmet sektöründe yer almasına rağmen yüksek teknolojili yatırım olarak biz değerlendirmekteyiz. Yine orada da makine teçhizat desteği 300 bin liradan faydalanabiliyor. Tabii benim harcamalarım sadece makine harcaması değil, personel harcamaları da var. Kuruluş giderlerim de olacak. Burada da 50 bin liraya kadar hibe vermekte. Girişimcinin kadın girişimci olması durumunda 10 bin liralık bir bonusu var. Burada da bir pozitif ayrımcılık var. Kadın girişimcilerin artması, kadın pazarlarının artması için. Kadınlarımızın ticaret hayatına girmesi gerekiyor. Evet, bu sizin derneğinizi özellikle boyukatla ilgilendiren bir konu. Evet, boyukatın etkili alanlarından biri. Peki, Türker Bey, ben bir şunu eklemenizi isteyeceğim. Bursa için özellikle Bursa'daki sektörel yapı, işte KOBİ'lerin çokluğunu göz önünde bulundurarak hangi teşvik sıralamasıyla avantajlı durumda Bursa? İmalatçıları eğer düşüneceksek yatırım teşvikleri. Yatırım teşvikleri tabii, öncelikli gelmesi tabii, lazım. Tabii. KOBİ'lerin öncelikle buna kişi yatırım lazım. Yapacaksa evet. Ve askeri yatırımı da 1 milyon TL'nin altında değilse mutlaka yatırım teşvik belgesi alarak yatırımlarına devam etsinler. Bu yeni yatırımcılar için geçerli. Yeni yatırımcı da olabilir. Mevcut şeyi de vardı, işletmesi vardı. Tefsi bir yatırım yapacaktır. Evet. Ben burada şöyle bir bilgi vereyim size. Yapılacak benim bir işletmem var. Ben kapasitemi arttıracağım derse biz buna tefsi yatırım deriz. Ama benim mevcut bir yatırımım var. Benim firmamın içinde birçok makine var ama ben bu makinelerimi yenilemek istiyorum diyorsa biz buna modernizasyon yatırımı diyoruz.
Ama firmanın hiçbir yatırımı yoktur. Yepyeni bir yatırım yapacaktır. Buna da yeni yatırım deriz. Veyahut da firma bir sektörde faaliyet gösteriyordur da bambaşka bir işe girecektir. Bizim için bu da yeni bir yatırımdır. Evet. Belgeyi de ona göre alıyoruz tabii. Peki bize mesela çok gelen şey var. Yani firmalar yeni bir makine almak istiyorlar. O makinenin parasını almak istiyorlar. Yani makinenin parasının alınabildiği bir destek var mı? Var. Hibe programları var işte COSGAP'in mesela. Eğer COBI niteliğindeyse şirket. COBI gel diyoruz biz bu programa. COBI gel programı çerçevesinde... Eğer açıksa, o program varsa... Belli dönemlerde açılıyor, bahsedecektim. Çağrı esaslı yılda 2 kere, 3 kere açılabiliyor, 1 kere açılabiliyor. Artık o çağrı dönemlerini firmaların takip etmesi gerekecek. Burada yapacağı makine harcamasının bir kısmını hibe, bir kısmını da kredi olarak tahsil edebiliyor. 1 milyon TL'ye kadar bir destektir bu. Bunlardan da faydalanabilirler. Yani dediğim gibi yani hibe programlarından faydalanabileceği gibi teşvik programlarından da faydalanabilir. Aslında bakacak olursanız firmalar şunu yapmalı. İhtiyaçlarını çıkartmalılar. Daha sonradan da hangisini teşvikle alayım, hangisini hibeyle alayım, hangisini yatırım teşviki uygulayayım bunlara bakması gerekiyor. Evet, kendi yani, öz kaynaklarına göre belirlemesi tabii, lazım. Tabii aynen. Zaten yabancı bir kaynak sunmuyor devlet size. Oradan gelecek hibeyi de yabancı bir kaynak olarak değerlendirmeyin, gelir olarak değerlendirin, onun vergisini alıyor zaten. Evet, doğru. Aslında bir firma hem Ekonomi Bakanlığı'ndan hem COSGAP'ten değil mi? Yani farklı alanlardan tabii, farklı konularla ilgili ya da aynı konunun farklı kanallarıyla ilgili destekler alabilir. Şöyle bahsedeyim kısaca. Bursa'da bir herhangi bir ihracatçı firmamızın olduğunu düşünelim. Bu firma yurt dışı iş gezisine gitmek istiyor. Eğer sermaye şirketi ise Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle yapmış olduğu seyahat harcamalarının %70'ini 5.000 dolara kadar alabiliyor seyahat başına. Evet. Ama ben heyet haline gideceğim. Bursa Ticaret Sanayi Odası işte bir heyet düzenledi. Yurt dışına iş gezisi düzenleyecek. Ve burada da COSGAP destek veriyor. Veya kişi fuara katılmak istiyor. Yurt içi fuara. COSGAP o COBI'yi destekler. Ama ben yurt dışında bir fuara katılacağım derse orada desteği COSGAP'ten istemeyeceksiniz. Ticaret Bakanlığı'ndan isteyeceksiniz. İhracat Genel Müdürlüğü'nden. Ben burada biraz böyle şeyi de fark ediyorum bunları söyledikçe aslında. Bir firmanın bunların hepsine hakim olabilmesi çok zor. Belki dediğiniz gibi büyük çaptaki firmaların kendi içerisinde yatırım bölümleri var. Onlar biraz daha hakim oluyor olabilir ama COBI firmalarının bununla ilgili danışmanlık alması gerekiyor gibi düşünüyorum. Bunların hepsine hakim olabilmek için. Yani bir firma sizce sonuçta bunları kendisi de yapabilir. Değil mi? Tamamen kendi şirket sahibi de yürütebilir. Yani bir danışmanla çalışmasının nasıl avantajı olur? Nasıl bir dezavantajı olur? Firmalar genel itibariyle üretim ve pazarlamaya o kadar yoğunlaşıyorlar ki devletin bu imkanlarını zaten kaçırıyorlar. Onun için COBI statüsündeki orta ölçekli işletmelerimizin özelliği, küçük ölçekli işletmelerimizin bir danışmanlık hizmeti alması zorunlu hale geliyor. Biz bu işi ilk kurduğumuzda 2011 senesinde sadece yatırım teşviki yapmak için kurmuştuk. Evet. İşte piyasaya çıktığımızda, sanayiyi dolaşmaya başladığımızda İşin rengi birazcık değişti. Çok İnsanlar COSGAP ve Ticaret Bakanlığı'nın desteklerinden bile bir haberdi. O zaman dedik ki burada daha büyük bir pazar var. Biz bu işe de girmeliyiz. Bir de bize vermezler diye bir yaklaşım var değil mi? Yani var. Veriyor ama bize vermezler. Bize niye versin ki? Ya sana niye vermesin? Sen de vergi mükellefisin. Evet. O yüzden bir danışmanla çalışıldığında aslında nereden ne alacağını, hangi belgeleri sağlayacağını, süreçleri biraz daha sağlam ve düzgün yürütebiliriz. Firmalarımızın şu noktada haklılık payı da var. Piyasada bu işi hakkaniyetli yapmayan firma sayısı o kadar çok çoğaldı ki. Danışmanlık acaba, adı altında. Danışmanlık adı altında. Acaba paramı kaptırır mıyım diye de bir önyargıları var. Bu noktada da kendilerine hak vermemek yani imkansız. Peki bu danışmanlık ücretleriyle ilgili de isterseniz bir genel bilgi verebilir misiniz? Yani bunlar nasıl belirleniyor? Genelde dosya başı belirlenir bu işler. Evet. Her hibe programı ve teşvik programına göre değişiklik göstermekle birlikte iki tür çalışma şekli vardır. Bir proje yazım bedelleri vardır. Bir de çıkan eğer hibe projesi ise çıkan hibe üzerinden pay istenir. Genel itibariyle danışman firmaları böyle çalışırlar. Yani sonuçta COBI'nin direkt girdiği herhangi bir risk yok. Kendi kimliğine ilişkin zaten bir ön check-up yapılıyor ve ön check-up'tan ilerleyeceği yol haritası belirlendikten sonra alabileceği sonuç yüksek ihtimallerle alınıyor. Çünkü yasal mevzuata bağlı olarak da yürüyen bir süreç. Emin olun Nail Bey, attıkları taş ürkütükleri kurbağaya değiyor. Evet. Yani işleri düzgün yapıyorsa ve gerçekten o yatırım yapılacaksa işte biraz önce dediğimiz gibi zaten o bedelleri alacaklar. Yani aslında hani sallama bir iş yapılmayacaksa zaten o bedelleri alıyorlar. Aynen öyle. Sonuçta orada danışmana verilen para çok da fazla değil yani. Zaten bir iki çalıştıktan sonra olay şuna dönüyor. Ya Türker Bey biz böyle de bir makine alacağız. Bunu hangi programdan alalım? Ya Türker Bey biz böyle de bir işte inşaat harcamasına gireceğiz. Bunu yatırım teşviğine dahil edebilir miyiz? Ya bu yıl çok vergi çıkacak. Bununla ilgili acaba neler yapmamız gerekiyor? Gibi sürekli toplantılara davet yani etmeler başlıyor. Yani bir kere o işin tadı alındığı zaman devletin o anlamdaki desteklerinin
Özellikle de bu işe ciddi bakan firmalar tarafından ki devlet muhtemelen bunu kolaylaştırıyordur. Doğru. Bu durumda bütün avantajları evet. kullanması düşünün, tabii ki vergi doğal. Ödemiyorsunuz, sigorta ödemiyorsunuz değil mi? Tabii, yapacağı yatırıma göre değişiklik gösteriyor orada. Bir de şuna da değinmek lazım. 2 Temmuz 2018 tarihinden sonra Sanayi Bakanlığı da online sisteme geçti. Aslına bakacak olursanız bizim işlerimiz de, mükellefin işleri de kolaylaştı. Bürokrasi de azaldı orada. Aynen yani. Öyle. Sistem üzerinden belgeler ekleniyor, görülüyor. Ankara ve Ekonomi Bakanlığı önünde yatıyorduk eskiden. Artık buna gerek kalmadı. Siz de işte programa başlamadan önce ben telefonumdan teşvik takip ediyordum, emin olun. Evet. Onaylandım, onaylanmadım, uzman mı onayladı, daire başkanı da mı gitti, o onayladı mı? Aslında bu konu Bursa için gerçekten çok önemli, KOBİ'lerimiz için gerçekten önemli. Belki bu yatırım teşvik danışmanlığı, ihracat teşvik danışmanlığı, turizm yatırım ve diğer KOSGEB projelerle ilgili her biri için ayrı bir program yapmak gerekir belki doğru. ama. Hepsi bari bir branştır, doğrudur. Eklemek istediğiniz şeyler varsa sizlerin, Semra'nın, Türker Bey sizlerin, onları da alalım. Yani isterseniz sonuç itibariyle KOBİ'lere son bir mesaj evet, ne olabilir? Evet, son bir mesaj yani gerçekten burada yani çok önemli firmaların dediğim gibi bu ekonomik darboğazda avantaj sağlayabilecekleri en önemli adım. Çünkü işinizi ne kadar arttırmaya çalışsanız da yine de biraz şansa bağlı. Ama bunların alınma ihtimali çok yüksek olan şeyler. Doğrudur, aynen. Devlet desteksiz iş yapmasınlar. Evet. Evet. Son sözümüz bu olsun. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için bilgilendirmeleri. Değerli izleyiciler, bugün yatırım teşvikleri ve hibeleri konusunda KOBİ'lerimizi çok ilgilendiren bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.